Din, mezhep. Neyse. Kendi mezhebine göre günahkar. Ondan sonra kadınların kıllarına şey diyor. Kadınlar ne demek ki? Utanmaz herif. Niye yüzünü şey diyorsun? Ciletle kesiyorsun. Ha, bana gelince benim böyle bir şeyim yok. Takıntım yok. Benim dinim kıl tüy dini değil. İslam dini, barışçılık dinidir. Vurguladığı, Kur'an'ın vurguladığı şey aklı kullanmaktır. Özgür olmaktır. Sadece Allah'a kul olmaktır. Dünyada barışı gerçekleştirmektir. Adalet, eşitlik, zayıfları, yetimleri, yoksulları, kadınları korumaktır, kollamaktır. Benim dinim bu. Ama şeytanı uydur değil. Tağutlara, firavuncuklara, firavunlara köle olmaktır. Ruhbanlara, işte ahbara, hahamlara, imamlara, papazlara köle olmaktır. Onları ilahlaştırmaktır. Onlar Allah adına her türlü palavrayı, hikayeyi anlatabilirler. Onlara inanacaksın. Onlar Allah adına haramlar yaparlar. Onlara inanacaksın. Körü körüne izleyeceksin. Körü körüne. Mukallit. Bu adam mukallit. Kendi mezhebine göre mukallit. Eğer Hanefi ise, Şafii ise, Hanbeli ise, Maliki ise veyahut da Caferi ise veyahut da Zeydi ise o mezhepler bu kelimeyi kullanır. Mukallit. Mukallit. Oku. Müştehit var, mukallit var. Mezhep imamları müştehittir. Diğerleri bu genç, sevimli adam gibi onlar da mukallit. Mukallit kallede. Yani taklit eden. Taklit kelimesi oradan gelir. Taklit. Kalede aslı odur. Taklit, tef'il. Kefere, tekfir. Kebere, büyük, tekbir, büyütme. Tef'il vezni. Taklit. Taklit demek körü körüne, maymun gibi izlemek, sorgulamadan. Bu adam kendi mezhebine göre bir maymun. Maymun gibi izlemesi lazım, sorgulamadan. Şimdi ama bütün işleri, güçleri kadınları eleştirmek. Kadınların kılına, saçına dolanmak. Hem de burada kullandığı şeylere bakıyoruz.